Tamam kardeş. Tamam tamam merak etme. Tamam. Tamam Halil'im. Tamam kardeş. Geliyor mu? Yok. Dükkana geçmiş. Cumalemi dövmeyeceğim diye inat etmiş. O da ne yapsın? Dükkanda siparişler var dedi. Onları yetiştireceğim. Siz işleri idare edin dedi. Ne yapsın? Ne yapsın? İşte hep benim yüzümden Mirza. Allah Allah. Ya Melek, böyle kendine eziyet edince iyi mi oluyor? Öyle Mirza. Gidişimde, dönüşümde huzur kaçırdı. Bir de kalkmış hala utanmadan Halil'le konuşmayı düşünüyorum. İyisi mi her şeyi böylece bırakmak, susmak? Onların çocukça inadı yüzünden şu ikinize kıymaya devam etme artık. Bak, bunun vebalini düşün. Böyle susmakla, böyle kaçmakla hem Halil'in hem kendine kul hakkına girmeyesin. Ben o günahı zaten bilmeden işlemişim yıllar önce. Tamam. Bak bu alemde her kusuru, her günahın bir tövbesi vardır. Hem bak sevdiden bir yere kaçılmıyor. Ne kadar kaçsan da böyle ışığın etrafındaki pervane gibi dönüp duruyorsun. Öyle değil. Ben kaçmıyorum zaten Mirza. Ben ne Halil'le konuşmaktan ne de içimdeki hakikatten hiçbir yere kaçmıyorum. Sen biliyorsun ben bu sabah onunla konuşma niyetiyle geldim zaten. Tamam. Ama işte baksana olanlara. Ne bileyim, bilmiyorum. Of. Derdo sussam içim çok karışık. Konuşsam ortalık yangın yeri. Bu nasıl bir şey? Tamam. Her şey vaktini bekler. Ama şu da bir gerçektir ki kader gayreti sever. Melek, gayret et. Peki sence konuşursam Halil'in aklını bulandırmış olur muyum? Ya onun aklı bulanık zaten. Tam tersi. Senin söyleyeceklerin yani gerçekler ona gelecek. Onun ilacı sensin. Öyle mi? Bak, yıllardır yürüdüğünüz yollarda başkalarını düşünerek nereye vardınız? Hele bunu bir kendinize sorun. Tamam. Hacım alem mi? Gitmek istemiş, gitmiş. Bir şey yok. Sen ne istiyorsun? Şu gönlünün sesini bir dinle. Asıl onu duy. Ondan sonra istersen konuş, istersen diline 40 kilit vur. Kimse bir şey diyemez. Ama bak bil ki hakikat ayan olmaya aşıktır ha. Hadi. Hayırlı işler. İyi Derdo, gene söyledin diyorsun. Mustafa. Evet usta. Bunun zırhı tamam, şişleyin bunu. Tamam usta, geliyorum hemen. Efendim abi. Ara Melek. Buyur abi. Ya bizim uşakları arayayım, açmıyorlar telefonları. Nerede bunlar hele? Hayırdır, neden ulaşmaya çalışıyorsun çocuklara? Ya babam bizim uşaklara ufak tefek bir şeyler almış Melek de. Akşam bize gelsinler yemeğe. Sadece çocuklar mı abi? Ya işte anla benim dediğimi, bileyim durumları. Ben yoksa böyle mi konuşurum sana? Anladım abi, anladım. Tamam. Tamam ben Kerem antrenmanda şimdi konuşurum onunla gelirler. Tamam. Tamam bekleyin hadi. Hadi. Hayırdır neyi bekleyin? Bizim uşaklar baba. Akşama yemeğe gelirler bize. Hoş geldin, gel. Gel otur. Güzel kızım. Anneciğim sabah erken çıkmışsın, söylemiyorsun. İşim vardı çok Defne. Çok işlerim vardı, erken çıktım. Siz ne yaptınız? Kardeşini bıraktınız mı okula? Hı hı, dayım halletti o işi. Hı.
Sağ olsun. Defne, Kerem'e de söyle de dedenler sizi çok özlemiş. Akşam yemeğe bekliyorlar. Bizi yemeğe bekliyorlar. Sen gelmeyecek misin anne? Kızım dedeni biliyorsun şimdi. Üstelemeye gerek yok. Hem ben zaten çok seviniyorum Defne'm. Sizin arası iyi olduğu zaman ben çok mutlu oluyorum. Yok anne, ben istemiyorum ya. Seni yok sayanların evine gitmek istemiyorum. Sen gider miydin bizi istemeseler? Defne, kıyaslanacak şey mi şimdi bu? Evet, tam da kıyaslanacak şey. Biz bir bütünüz Melek Karadağ. Bunu sakın unutma, olur mu? Öyle parça parça sevmek yok. Allah Allah, laflara bak sen. Dur ben sana soğuk bir vişne şurubu getireyim de aklın başına gelsin. Defne. Mirza abi. Hoş gelmişsin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür. Bozulanı düzeltmeye, yıkılanı yapmaya çalışıyoruz işte kendi çapımızda. İnşa nedir bilir misin? Bir şeyi kurmaktır. Yapılandırmaktır. Bak, kimi sevdiğine saray yapar, Taç Mahal olur. Kimi Babil'in bahçelerini kurar, asma bahçesidir. Kimi de insanların arasına köprü kurar. Özellikle de küs olanlar. Bak, annem buraya geldiğinden beri dedenle, yani Seyit Ali amcayla yakın durmaya çalışıyorum ama Seyit Ali amca kalbindeki öfke perdesini kaldırmadı. Şimdi sizin sevginiz, sizin neşeniz, ışığınız bu perdeyi aralamıştır. Ne yapacaksın? Buradan içeri gireceksin. Sizin arkanızdan da o yoldan annen gelecek. Her şey hoş olacak inşallah. Tamam? Hadi iç bakalım güzelce, soğuk soğuk. Sana da getireyim mi Mirza? Bana yok. Tamam, sana da getireyim. Bir de beni bir içeriden çağırıyorlar, geliyorum. Anne. Ben gidecektim, kalkacağım zaten şimdi. Nereye Defne? Plak falan bakacağım. Akşam? Akşam Kerem alır Ali'yi, ben de geçerim konağa. Canım kızım ya. Oh. Sağ ol Defne. Ne demek annem? Sen hep böyle çok güzeldi, tamam mı? Hadi bak, dikkat et kendine. Çok sıcak. Şunu içseydin bari. Anneciğim.